Nobel Barış Ödülü adayı ve dünya ünlü yazar Akif Manaf'ın Erkek Psikolojisi kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Erkek psikolojisinin işleyişi. Bir erkeğin psikolojisi onun zihinsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini belirler. Peki erkek psikolojisi denen yapının oluşmasını inceleyelim. Aslında erkek psikolojisi toplumun dayattığı kalıplar sonucu oluşur. Çünkü toplum neslinde erkek olmanın belirli nitelikleri var. Yani her ne kadar komik olsa da bir kişinin erkek olup olmamasına maalesef toplum karar verir. Günümüzün toplumuna göre bir erkek mutlaka güçlü olmalı, her zaman gücünü sergilemeli, dik durmalı, ağlayıp sızlanmamalı, tüm zorlukların üstesinden gelmeli. Atlattığı zorlukları anlatmamalı, mutlaka evlenmeli, evini geçindirmeli, eşini korumalı, çocuklarına iyi bakmalı, onları büyütmeli ve adam etmelidir. Bütün bunları yapan erkek övülür, yapmayanı ise sövülür. Bunlara ters düşen eylemlerde bulunan erkek ayıplanır ve cehenneme gider. Toplum bu konuda kararlıdır ve yargısı kesindir. Çizgiyi aşan dışlanmaktadır. Erkek psikolojisi her zaman kadın psikolojisinden farklı biçimlerde kendini gösterir. Bu iki psikolojinin işleyişi farklıdır. Erkek ve kadın ilişkilerinde eril ve dişil fonksiyonlarının esasında değişmeyen özellikleri var. Ama ara sıra bu fonksiyonlar yön değiştirebilir. İkili ilişkilerde özellikle erkeklerin psikolojik bakış açısı kadınlar tarafından anlaşılmıyor ve ilişkiyi zora sokuyor. O yüzden burada erkek psikolojisi tüm çıplaklığıyla masaya yatırılmaktadır. Çocukluk, ergenlik, flört, evlilik, babalık, yaşlılık dönemlerinde erkek psikolojisinin çalışma prensipleri açıklanmaktadır. Ama bu konuda en çok merak edilen kadınlarla iletişimdeyken ortaya çıkan erkek psikolojisidir. Erkek psikolojisine dair merak edilen bütün konuların özü burada sunulmaktadır. Aslında çoğu erkek kadından ne istediğini gerçekten de bilmez ve bir robot gibi davranır. Çünkü içgüdülerinin ve onların neden olduğu duygularının farkında değildir. Bir erkek cinsel dürtü sonucu cinsel ihtiyaç hisseder ve bu ihtiyacı karşılamak için bir kadın arar. Kadını bulunca duygular devreye girer. Çünkü beğendiği bir kadına çekilmiştir. Sonrasında erkek hoşlandığı kadından istediğini almak için kendini kadına beğendirmeye çalışır. Kadının ilgisini çekmek için romantik davranır ve sevdiğini söyler ama için içe kadından sevgi bekler ve onun kendisine bağlanmasını ister. Yani erkekteki söz konusu sevgi duygusu aslında psikolojik bir ihtiyacın dışa vurumudur. O yüzden bu ihtiyaç karşılanınca söz konusu duygu kaybolur. Erkek görünürde büyük bir aşkla kadını arzular ve onunla beraber olmak ister. Ama beraber olunca söz konusu aşk söner ve neredeyse kaybolur. Çünkü ihtiyaç karşılanmıştır. Fakat bir süre sonra ihtiyaç tekrar ortaya çıkınca aşk alevlenir ve erkek kadının peşine düşer ve tekrar aşktan bahseder. Çünkü beraber olmak ister. Erkek kadına seni seviyorum der ama aslında cinselliği sever. Bir erkeğin ilişki içindeki davranışlarının ana nedeni temel içgüdüdür. Bugüne kadar erkek psikolojisi konusunda yazılanlar yeterli değildir. İşte bu kitap oluşmuş boşluğu dolduracak ve erkek psikolojisinin bilinmeyen yönlerine ışık tutacaktır. Genelde erkek duygularını ifade etmediği için onun hissettikleri dışa vurulmuyor. O yüzden erkeğin duygusal dinamikleri neredeyse bilinmiyor. Erkek ile kadın ilişkisinde roller eril ve dişil psikolojisine dayandığından ötürü farklıdır. İlişkilerde erkek aktif, isteyen, harekete geçendir. Kadın ise pasif, istenen, bekleyendir. İlişki modeli böyleyken aktif olanın duygularının anlaşılmasına gerek yokmuş gibi varsayılıyor. İstenen daha önemli olduğu için hep onun duyguları ön plana çıkarıldı ve incelendi. Oysa ki erkeğin duygularını da anlamak çok önemlidir.
Bu arada bir erkek hissettiklerini belli etmediği için onun duygularını anlamak hem zor hem de vacip. Ayrıca erkek duygularını ortaya dökmediği için kadın ona duygusuz damgası vuruyor. Erkek ve kadın psikolojisi derinlemesi incelendikten sonra erkeğin de kadın kadar anlaşılmadığı ortaya çıktı. Bir erkek rasyonel olduğundan duygularını değil isteklerini ifade ettiği için kadın onu bencil ve beklentili biri olarak görmektedir. Sonuç olarak erkek hakkında gerçekçi olmayan bir yargı ortaya çıkmaktadır. Bir erkek yürüttüğü ilişkide tam da farkında olmadan anlaşılmak istiyor ve anlaşılınca mutlu, anlaşılmayınca ise mutsuz oluyor. Farkındalıksız olan anlaşılma beklentisi karşılanmayınca yaşanan mutsuzluğun da nedeni fark edilmiyor. Hissettiği duyguları bir erkek zayıflık olarak gördüğü için dinlendirmez. Tam da çözemediği duygularını dile getirmek yerine erkek isteklerini öne sürer. Karşı tarafı kurallarını, taleplerini ve beklentilerini bildirir ama duygularından söz etmez. O yüzden karşı tarafın bildikleri erkeğin duyguları değil, istekleridir. Aslında erkek anlaşılmayı değil, beklentilerinin karşılanmasını ister. Oysa ki beklentiler karşılanınca erkek bunun peşinde olmadığını anlar. Çünkü tatmin olmaz. Bir erkek neyin onu mutlu edeceğini tam da bilemez. Çünkü tek bildiği şey ihtiyaçların karşılanmasıdır. İhtiyaçlar karşılanınca erkek mesuttur ama bu mutluluk denen şey değildir. Sadece geçici bir hoşnutluktur. Mutluluğu tam da bilmese de mutsuzluğu çok iyi bilir erkek. O yüzden onu mutsuz eden şeylerden kaçınmaya çalışır ve başarınca hoşnut olur. İşte bir erkeğin mutluluk dediği şey bu hoşnutluk hissidir. Çünkü gerçek mutluluğun ne olduğunu bilmiyor. Bir erkek düşündüğü gibi konuşmaz, sandığı gibi belirtmez, hissettiği gibi davranmaz, bildiği gibi aktarmaz ve inandığı gibi yaşamaz. Çünkü aklına hep el alem ne der gelir. Hayata olan bu yaklaşım son derece yıpratıcıdır. Yargılanmaktan, değersizleşmekten, eleştirilmekten, geçersizleşmekten, suçlanmaktan, yetersizleşmekten ve dışlanmaktan çekinir erkek. O, sevdiklerini kaybetmekten korkarak planlar yapar ve eylemlerde bulunur. Bütün bunlar erkeği içindeki kendinden uzaklaştırıyor ve içsel kendisine yabancılaştırıyor. Sonuç olarak bir erkek kendi olamıyor ve yaşadığı hayatın içinde bulunamıyor. Yani erkek kendisinin değil, başkası birisinin hayatını yaşıyor. Bir erkek yaşıyor gibi yapıyor ama aslında yaşamıyor. Sadece yaşamaya çalışıyor. O yüzden istenmeyen kaygı ve korkular yükü altında hayat boyu eziliyor. Sonra da çevre ona ezik erkek damgası vuruyor. Oysa ki erkeği ezen şey çevrenin baskısıdır. Neticede erkek gitgide daha da yalnızlaşıyor ve yalnızlık acıları çekiyor. Günümüzün küresel toplumunda bir erkek giderek daha da zorlaşan koşullarda ayakta kalmak için çabalıyor. Aslında toplumun baskısı altında kendini var etmeye çalışan erkek ciddi bir mücadele içindedir. Bu kıran kırana mücadeleye bir de erkeğin başkalarıyla duygularını paylaşmama durumu eklenince erkek yalnızlık çekmeye başlıyor ve depresyona giriyor. Gerçek şu ki bir insan başkalarıyla duygularını paylaştığı ve başkalarını kendisine ifade ettiği oranda çevrediklerle bütünlük haline gelir. Bu arada erkek anlaşılmazlıklarla ve zorluklarla yüzleşeceği endişesiyle kalbini başkalarına açamaz ve duygularını kimseyle paylaşamaz. Sonuç olarak erkek içine kapanır, içe dönük hale gelir ve iç dünyasında yalnızlık çeker. Dış dünyadaki yoğun hayat mücadelesi, iç dünyada yaşama dair bitmeyen endişe, kuşku ve korkulara neden olur. Fakat bir erkek yetersiz, zayıf, korkak ve beceriksiz gibi algılanmamak için iç dünyasındaki duygularını kimseye ifade etmez. Genelde erkeklerin fiziksel, zihinsel, duygusal tutumları benzeşir. Bunun iki nedeni var. Birincisi, erkekler temel içgüdü hakimdir. İkincisi, küresel toplum günümüzün erkeklerini standartlaştırmak dayatmalarıyla tek tipliliğe yönlendirmektedir. Çünkü küresel toplumun politik,
ekonomik ve ideolojik çıkar grupları kontrol etme amacıyla çeşitli insan tiplerini istemez. Ortalama standart bir insan tipi onların işine gelir. O zaman insanları köleleştirmek çok daha kolay olur. O yüzden çocukluktan beri erkekler değer görmek için toplum tarafından dayatılan standartlara uymaya çalışıyor. Erkek çocuğu anne babadan sevgi görmek için onların beklentilerini karşılamalı ve dayatmalarına boyun eğmelidir. İlginç olan şudur ki bu beklentiler ebeveynlere küresel toplumun menfaat grupları tarafından dayatılmaktadır. İstisnasız herkesin beyni yıkanmıştır. Ebeveynlerin sevgisine layık olmak için dayatmalara boyun eğen erkek çocuk sorunlu bir ilişki içine girer ve oluşan psikolojik travmalar sonucu bedelini hayat boyu öder. Ayrıca bunun bedelini hem ebeveynler hem erkekler hem de kadınlar ödemek zorunda kalır. Daha sonra yetişkin erkek çevrenin istediklerini yerine getirmek zorundadır çünkü aksi halde dışlanır. Küresel toplumun standart dayatmaları erkek güçsüz olamaz, erkek ağlamaz, erkek duygusallaşamaz, erkek saliye akıtmaz. Onlar erkek çocuğuna küçük yaştan dayatılıyor ve erkek bunlara uymazsa toplum ona yük çeker. O da değersiz hissedip özgüvenini kaybeder. Değer görmek için erkekler toplumun beklediği şekilde hareket eder ve sonuç olarak birbirine benzer. Günümüzün erkekleri aynı banttan çıkmış gibi klonlar gibiler. Bu dünyada kendine %100 güvenen erkek bulunamaz. Bu imkansızdır. Yalnızca deliler kendilerine %100 güvenebilir. Bunun da sonucu facia olur. Kendine güvenmeyen ve hayattan korkan erkek kadının her şeyi olmayı arzular. Hatta bunun için çabalar. Yani erkek kadından hem eşi, hem dostu, hem annesi, hem babası, hem çocuğu yani her şeyi olmasını bekler. Bu beklenti karşılanmayınca erkek kendini kötü hisseder. Çünkü kadının varlığı sayesinde kendisinin daha güvende olacağına inanır. Bu inancın temelinde özgüven eksikliği yatmaktadır. Yani erkek özgüven eksikliğini kadın aracılığıyla telafi etmeye çalışır. Ama sonuç olarak hayal kırıklığına uğrar. Çünkü hayatta hiçbir şey sağlam özgüvenin yerini tutamaz. Bu tür hayal kırıklıklarını aşmak için erkek olgunlaşmalı, bir birey olmalı ve kadınla yaşadığı ilişkinin sadece bir ilişki olduğunu görmelidir. İlişkiye abartılı bir önem vermemeli ve tüm hayatını bir ilişkiye bağlamamalıdır. Bütün hayatını bir ilişkiye bağlayan erkek hayata bağlanamaz. Gerçek şu ki bir insanın beklentisi ne kadar fazlaysa kırılganlığı da o kadar fazladır. Bir erkek bir kadına aşık olunca gerçeklerden kopmamalıdır. Erkeğin aşık olduğu kadın onun eşidir ve erkek kadında annesini, babasını, çocuğunu aramamalıdır. Erkek denen insan bir kadınla sağlıklı ilişki kurmak ve kendine güvenmek için gereken yaşam koşullarını oluşturmalı. Hayatın zor şartlarıyla tek başına başa çıkmalı. Zor durumda karısına koşmak yerine zekasını kullanarak çıkış yolunu bulmalıdır. Kendine gerçekten güvenen erkek düşüncelerini korkusuzca ifade eder. Duygularını davranışlarını yansıtır, karısının arkasına saklanmaz ve inançlarına göre hayatını sürdürür. Aşkını gerçek dünyada yaşar. Onu gerçek dışı fantezilerle süslemez. Bu tür erkeğin önemli bir kişilik özelliği de yapılması gereken şeyi ertelememesi, halledemediği sorunları örtbas etmemesi, yaptığı hatalardan kadınını suçlamaması ve acı çektiğinde eşinden öç almaya çalışmamasıdır. Ayrıca kadına olan sevgisini çekinmeden ifade eder ve abartılı sevgi davranışları sergilemez. Yani bir aşık rolü oynayarak kadını yanıltmaz. Tam tersi, gerçek bir aşık gibi sevgisini tüm kalbiyle çekinmeden yaşar.